Necmettin Erbakan beyefendi. Çok severim ben Necmettin hocayı. Bir tek Allah'tan korkar, kimseden korkmaz. Mesela bazı siyasiler vardır. Ya der sen aman arkadaşım görüşmeyelim, basına yansır, olay çıkar. Yani hadise çıkar. Aleyhimize kullanırlar veya işte bizi izliyorlardır, Dik dikkati çeker. Hiç tınmaz o. Mesela Falanca kişi hak mı? Açık açık gider konuşur. Falanca kişi hak mı? Gider açık açık konuşur. İsrail Cumhurbaşkanı gelmişti. Bayağı direkt övdü. Necmettin hocamız. Necmettin Erbakan hocamız. Bayağı saygı ve hürmet dolu uslupla konuştu. Hani görüşülmezdi Musevilerle? Hı. Değil mi? Bakın ben Necmettin Erbakan hocamızı ben aynı zamanda bir parti lideri olarak değil de bir mürşit olarak görüyorum. Ya ben mürşit olarak görüyorum yani. Kendime mürşit olarak görüyorum. Çok değerli bir insandır. Ya bütün İslam alemi içerisinde de bence mürşittir. ya yani mürşit konumundadır. Ve değerli bir insandır. Kim ne derse desin ben hiç umurumda değil. Bir tek Allah'tan korkar. Allah'tan başka hiç kimseden de korkmaz. Bunu her zaman göstermiştir. Bakın siyasi hayatına görürsünüz. Mesela biz ne zaman görüşmek istesek çok rahat Erbakan hocamızdan görüşürdük. Başbakan olduğu dönemde de görüşürdük. Olmadığı dönemde de görüşürdük. Açık açık basına da açıklama yapardı, değil mi? Tabii. hatta Saadet Partisi çok yüksek oy kazanmıştı o zaman Saadet eee Tabii sürekli ismi değişiyor. Kapı kapatıyordu yani. <laughs> <laughs> Refah'tı o zaman. Eee yine mesela göğsünü gere gere bizlerle beraber sevgisini, muhabbetini ifade etmişti. Evet. E seviyorum, sevgi Bir de o beni seviyor. Niye gizlesin? Değil mi? E gizlemek e samimiyetsiz bir görünme. Yani bir siyasi lidere yakışmaz. Seviyorsa açıkça vurgulaması lazım. Aman aman belli olmasın bilmem ne falan. Ne demek bu yani? Değil mi? Biz mesela Erbakan hocamızın bu yiğitliğinden dolayı onu çok seviyorduk. Yani dürüstlüğünden, Allah'tan başka kimseden korkmamasından dolayı seviyorduk. Herkes de seviyordu. Hak mı bir şey mesela? Açık açık e, Fethullah Hoca o zaman Fethullah Hoca'mız, e, Erbakan Hoca'mızın e, kısmen aleyhine sayılacak bir ifade kullanmıştı. Erbakan Hoca'mıza sordular. Cayır cayır lehine ve çok güzel bir ifade bulundu Fethullah Hoca'nın. Evet. Çünkü Fethullah Hoca belki siyaset icabı, durumu icabı öyle demesi gerekiyordu. Bu bir ledün ilmidir bir nevi. Tabii. Ben ledün ilmi gözüyle baktım. Ama o mesela hiçbir zaman şimdi siyasi öfkeyle Ters bir cevap vermedi. Şefkatle kucaklayan bir usul kullandı. Böyle bir insandır. Ya yani maşallah.